Herkese merhabalar. Bu dersimizde İngilizce tekil ve çoğul isimleri öğreneceğiz ya da başka bir deyişle İngilizcede tekil bir ismi nasıl çoğul yaparız bunu göreceğiz. Başlayalım hemen uzatmadan. İngilizcede tekil ve çoğul olmak üzere iki tane isim halimiz var. Tekil bir ismi çoğul hale getirmek İngilizcede çok kolay. Hemen bir formülü var. Bunu vereyim ben size ilk kuralı. İngilizcede çoğullaştırmak istediğimiz kelimenin sonuna "lar" anlamını katan S takısını ekleriz. Bu kadar basit. S takısını ekler eklemez otomatik olarak tekil isimimiz çoğallaşıyor. Yani ne demek istiyorum? Bir örnek vereyim hemen. Pencil tek başına kalem demek. Artıse pencils. Kalemler. Bu kadar basit çoğallaştırmak. Veya bag tek başına çanta demek. Artıse bags çantalar. Book, kitap, books kitaplar gibi. Ama burada da birkaç isim var. İsterseniz onlara bakalım hemen. Dikkat! Bakalım hemen bunlara. Çoğullaştırdığımız kelimenin sonu F ya da FE ile bitiyorsa bu kelimelerin bu harfleri düşürülüp yerlerine çoğullaştırılırken VES takısı getirilir. Wolf kurt demek tek başına. Wolves kurtlar. F harfi düşüyor sondaki. Kelime Y harfi ile bitiyorsa ve öncesinde sessiz bir harf varsa Y harfi düşürülüp yerine ES takısı getirilir. City şehir çoğullaştırılırken Y harfi düşecek. Çünkü T harfi var Y harfinden önce. Cities, şehirler. Sonu S, X, S, S, C, H, S, H, O ile biten kelimelerin sonuna hiçbir şey değiştirmeden direkt S takısını getirerek çoğul yapıyoruz. Bus, otobüs, buses, otobüsler. Watch, kol saati, watches, kol saatleri gibi. Zaten burada şöyle bir durum söz konusu. Bu istisnaların olmasının sebebi ses olaylarından kaynaklanıyor. Mesela bas sadece sedde kız getirdik çoğul yapmaya çalışalım. Bas olmuyor. Bundan dolayı bu tür istisnalar var. Tamam mıdır? Devam edelim. Ayrıca şimdiye kadar anlattığım hiçbir kurala uymayan 3 adet kelime grubumuz daha var. Bunlara bir bakalım beraber isterseniz. İlk ile başlayalım. Irregular nouns diyoruz biz bunlara. Irregular nouns dediğimiz bu kelime grubu düzensiz isimler aslında. Ne demek bu düzensiz isimler? Şöyle anlatayım ben size. Kelime çoğul yapılırken sonuna s takısı eklenmiyor. Tamamıyla değişiyor. Bundan dolayı ezberlememiz gerekiyor bunları. Ama şanslıyız ki çok uzun bir liste değil. Bakalım örneklere daha iyi anlayacaksınız. Child, çocuk, s takısı getirerek biz bunu çocuklar yapamıyoruz. Children, çocuklar anlamı. Veya person, insan, people, insanlar. Tooth, diş, teeth, dişler gibi. Zaten bütün bir liste burada uzun bir liste değil. Rahatlıkla ezberleyebilirsiniz. Ayrıca irregular singular nouns dediğimiz düzensiz tekil isimler dediğimiz bir kelime grubu daha var. Bunlar çoğul gibi gözüküyor ama gramatik olarak biz bunları kullanırken tekil gibi davranıyoruz bunlara. Neden çoğul gibi gözüküyor? Çünkü eğer gördüyseniz ve dikkatinizi çektiyse hepsinin sonunda bir S takısı var. Ama bunlar gramatik olarak tekil olarak davranılıyor tamam mıdır? Ne demek istiyorum? Bir örnek daha vereyim daha iyi anlayacaksınız. The news is good. Haberler iyi. Gördüğünüz gibi the news kelimesinden sonra tekil grubunda kullanılan is yardımcı fiilini kullandım. Ayrıca irregular unchanging nouns dediğimiz düzensiz değişmeyen isimler var. Bunlar ne oluyor? Bunların tekil de çoğulu da aynı. Tamam mıdır? Herhangi bir ek ve benzeri bir şey almıyorlar. Deer, geyik. Fish, balık. Sheep, koyun. Bu kelimelerin hepsinin tekili ve çoğulu aynı. Peki tekil mi çoğul mu olduğunu nasıl anlayacağız? Onu bir anlatayım size ben bir örnek üzerinden. Bir örnek verelim burada. What exactly is a fish? Bir balık tam olarak nedir? Şimdi burada tekil olduğunu ilk önce nereden anlıyoruz? EN kullanılmış. EN bir anlamı kattığı için sadece tekil isimlerde kullanılıyordu ve ayrıca yardımcı fiil olarak da iz yardımcı fiili kullanılmış ki iz yardımcı fiilde sadece tekil grupta kullanılıyordu değil mi? Cevap verelim buna. Fish are vertebrates animals. Balıklar omurgalı hayvanlardır. Burada çoğul nasıl aldık? Yine yardımcı fiilden yararlandık. Are yardımcı fiili kullanılmış. Bundan dolayı biz burada balıklar denildiğini anlıyoruz. Tamam mıdır? Anlatacaklarım bu kadar bu ders için. Umarım videoyu ve anlatımı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı da unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.